Evet, şu anda Antakya'dayız. Antakya'da deprem arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor. Günlerdir burada hummalı bir çalışma yürüyor. Güzel haberler geliyor. Burada bir dayanışma örneği de gösteriliyor. Tüm yurt burada kenetlenmiş durumda. Diğer afet bölgelerinde de depremi yaşayan diğer bölgede de vatandaşlarımız hem kurumlarıyla devletimiz, diğer bütün kurumlarıyla devletimiz ve gönüllüler hummalı bir şekilde dayanışma örneği gösteriyor. Burada da çok güzel bir dayanışma örneği gördük ve ulusal kanal olarak çok güzel bir hikaye gördük. Ulusal kanal olarak Ankara'dan gelen Trabzonlu Karadele madencilik çalışanlarıyla konuşalım dedik. Kendileri deprem olur olmaz yola çıktılar Ankara'dan. Talihsizlikler yaşadılar ancak buraya geldiler, cansiperane enkazlara girdiler ve günlerdir burada çalışma yürütüyorlar. En büyükleri olarak sizden başlıyoruz herhalde konuşmaya. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım. Ben Murat Karamahmut, Ankara'dan geliyoruz. Depremin ilk günü itibariyle durumları haberlerden öğrendikten sonra arkadaşlarla örgütlenerek şirketlerle direkt olarak yola çıktık. Hani buraya ulaşmak kolay değildi. Buraya da çok zor ulaştık. Burada da ilk geldiğimiz apartmanda ses alımı var. İçeride yaşayan var diye başladık. Apartmanımız 12 daireden 6 kattan oluşan bir apartman. Ama tamamen çürük betonu olan bir apartmandı. Maalesef biz ilk gün itibariyle kazmaya başladık. Kazdık. Burada hatta birçok insanımızı şu an 17'ye ulaştık. Enkaz altından hiçbir zarar vermeden en doğal halle çıkartmaya çalışıyoruz. İşte ama bunun yanında birçok zorluklar da yaşadık. Ama milletimizden Allah razı olsun bütün yardımlar geldi. Hani biz buraya gelirken bir şeylere ulaşamayacağız diye düşündük. Bölgenin sıkıntı ama bütün yardımlar geldi. Hani vatandaş olarak elimizden geleni yapıyoruz. Burada biz ve bütün arkadaşlarımız cansiperane çalışıyor. Hiç kimse de şey yok. Biz son her kazışımızda, her içeriden birini alışta canlı insan bulmak için mücadele veriyoruz. Maalesef bulduğumuz da oldu ama birçoğunu eksi olarak almak zorunda kaldık. Onları da en iyi şekliyle aldık. Yakınlarına teslim ettiniz, cenazeleri teslim ediyoruz. Yani değerli insanlar da vardı arasında. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk oluyor. Yani insanların burada beklemesini, umutlarını, bir nevi yani herkes cenazesini bekliyor. Günlerdir arabalarında yatıyorlar. Yani cenazelerini almak için bekliyorlar. Umutla da bekliyorlar. Yani umutları canlı var. Çıkmasını bekliyor burada vatandaşlar. Biz de yani onu kazarken özellikle dikkat ediyoruz yani sürekli. Yani bir canlı alabilir miyiz vesaire yapabilir miyiz? Hatta insanların olduğu yeri fark ettiğimiz zaman makineleri bırakıp arkadaşlarımız elle tırnaklarıyla kazıyorlar. Hiç zarar vermeden canlı çıkartabilir miyiz diye bütün güçleriyle çalışıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Yani bizim söyleyeceklerim özellikle bu kadar yani. Evet, peki ben sorayım o zaman, nasıl karar verdiniz? Yani böyle bir olay herhalde haberlerde, sosyal medyada duydunuz. Nasıl karar? O karar süreci nasıl işledi? Şimdi geçmişte de depremler oldu ülkemizde. Devletimizin gücü çok yüksekti. Yani her yere işte kurtarma gücüyle vesaire direkt olarak gidiyordu. Hani sivil vatandaşları gelince de almıyordu. Biz de hani ilk depremi duyduğumuz zaman böyle bir şey zannettik. Ama haberlerde detaylar çıkmaya başlayınca yani insanların ailem içeride, çocuklarım içeride, enkaz altında, elimde bir alet yok, hiçbir şey yapamıyorum, sesleri geliyor, orada ölüyorlar deyince vicdanen kendimizi rahatsız hissettik. Yani orada vicdanen kalma durumumuz kalmadı. Direkt gece örgütlenerek yola çıkma kararı aldık. Yani orada da arkadan bütün ekipmanımız geldi, gönderdiler, şirketimiz gönderdi. Allah razı olsun onlardan da. Burada arkadaşlarla yani geldik, en azından vicdanen rahatız şu an. Elimizden geleni yapıyoruz, akşam uyurken de zor imkanlarda olsa rahat uyuyoruz. Vicdanen rahat uyuyoruz. Vicdanen rahat uyumak zaten bütün uykulara bedeldir diye düşünüyorum ben de. Peki siz yani oradan çıktınız, ekipmanları toparladınız ve buraya geldiniz. Geldikten sonra nasıl bir manzara vardı? Yani burada zorluklarla karşılaştınız mı? Biraz onları da konuşalım. Buraya gelirken özellikle biz ilk gece buraya ulaştığımız gece geldik. Yani kazacağımız gece geldik. Apartmanın keşfini yaptık yani çöken enkazın neresinden gireceğiz, gece ilerleyen saatlerde gelmiştik. Diğer ekibimiz de yoldaydı. Bursa, kaç kişisiniz? Biz şu an 12 kişiyiz.
Diğer ekibimizin bir kısmı Bursa'dan Ankara'ya, Ankara'dan bizi takip etti. Biz buraya ulaştıktan sonra ama o kadar kalabalık bir trafik vardı ki her taraf curcunaydı. Biz aracımızı 1,5 kilometre aşağı bırakmıştık. Keşfi yaptıktan sonra aracımızı oraya alalım sabah başlarız diye düşündük. Biz 1,5 kilometre yolu 3 saatte gelene kadar arkadaşlarımız Osmaniye'den buraya ulaştılar. Yani o derecede o gece sıkıntılıydı bu bölgesi. Ama ulaştıktan sonra pek sıkıntı yaşamadık. Şimdilik burada bütün yardımlar da geldi. Herkesin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Burada çalışan arkadaşlara da özellikle bırakmayın, devam edin. Umutlar hala devam ediyor. Hala enkaz altında yaşayan insanlar var. Bir şekilde bunlara faydalı olalım. Az önce de bir vatandaşımız kurtarıldı, evet, haberini aldık birkaç saat önce. Umut devam ediyor. Mesajımızı da verelim buradan. Evet. Ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Evet, siz de ilk günden beri buradasınız. Hummalı bir şekilde çalışmaların içerisindesiniz. Siz de bu ekipte uzun süredir tanıdığınız arkadaşlarınız birlikte geldiniz burada. Vicdanen rahat edemediniz evinizde. Çalışmalar yürütüyorsunuz günlerdir. Neler söyleyeceksiniz? Nelerle karşılaştınız? Ben size olayı en başından anlatayım. Şimdi sabah kızım televizyonu açıyor. Yanıma geliyor. Diyor ki baba deprem oldu. Çocuklar depremin altında kaldı diyor. Bu sözü duyduktan sonra abimle iletişime geçiyorum. Bunun neticesinde iletişime geçtikten sonra zaten o anda karar verdik bu noktaya gelmeye. Yola çıktık beraber kendi özel aracımızda. Ayrıyeten ben bir de kalp hastasıyım. Geçmiş olsun. Beraber yola çıktık. Yola çıktıktan sonra Koçhisar'ın ilçesine vardığımızda aracımız arıza yaptı. Dışarıya çıktığımız zaman inanılmaz bir tipi vardı. Ama biz yılmadık. Aracı arızasını yapabiliriz diye uğraştık ama yapamayınca tekrar Ankara'ya döndük. Ankara'dan bu sefer başka bir özel araçla tekrar yola çıktık. Yolumuzun projesinde ilk önce Adana, durumları kontrol ederek oradan Osmaniye'ye makine indirdi abi. Oradan da Kahramanmaraş iş makinesi indirdi. Ya orada çalışmalara katılsın. Tabii çalışmalara katılsın diye. Yani öyle de bir desteğiniz oldu bu enkazları. Evet. Oradan Maraş'a geçtik. Maraş'ta ne yapabiliriz dedik. Bununla ilgili yetki mercilerle başvurduk. Başvurmamız neticesinde bize Hatay'da durumların daha vahim bir vaziyet olduğunu söyledikleri gibi bizim burada yapacağımız hiçbir şey yok dedik. Doğru Hatay'a çıktık. Hatay'a çıkarken zaten diğer arkadaşlarımız da tüm hazırlıklarını yapmışlardı. Alet, edevat, ekipman her şeyiyle beraber onlar da yola çıkmıştı zaten. Biz Hatay'a geldiğimiz zaman abimle beraber yanlış hatırlamıyorsam merkezde otelde ses duyulduğunu öğrendik. O ses duyulması neticesinde beraber oraya girdik. Girdikten sonra yaklaşık bir saat içerisinde orada bir tane vatandaşımız kurtuldu. Evet, yani siz girdiniz ve oradaki vatandaşımızı tabii, kurtardınız, tabii, vesile oldunuz. Evet. Tabii. O esnada dağcı bir grupla tanıştık. Daha önce kendileri AKUT'ta çalıştığını beyan ettiler. Bizim de sohbetimiz, muhabbetimiz onlarla gayet düzeyli bir şekilde olduğu için burada bir ses aldıklarını söylediler. Bulunduğumuz bölgede, lokasyonda. Evet. Biz buraya geldiğimizde dinlemeler yapıldı vesaire şeyler yapıldı. Bir ses var diyordu. O sesin neticesinde inanılmaz bir çalışmaya giriştik. Arkadaştan hatta bir tanesine ulaştık. Şurada bulunan arkadaşımız şeyin altına girdi. Çıkarabildi. Bekonun altına ufak bir yarık açtı. Oradan girip çıkarttı. Ama gönül istiyordu ki keşke sağ kurtarmak ama maalesef kendileri vefat etmişti. Yaklaşık da 17 tane ölmüş bir bedene ulaştık. Hepsini enkazın altında bilinçli bir şekilde hepsini dışarıya çıkarttık. Evet. Allah'ın izniyle şu anda hala devam ediyor. Burada yaşayan insanlar olduğuna inanıyoruz hep birden. Bu inancı kaybetmedik. Bu inançla çalışıyoruz. Tabii, bu inançla çalışıyoruz. Bunun neticesinde zaten bu kadar güç kazandık biz. Bu netice olmamış olsaydı hepimiz yıkılmıştık burada. Evet. Onun Rabbimin gayretleriyle zaten şu anda biz ayaktayız. Yeme, içme, gıdada herhangi bir sıkıntı yok. Devletimizin eksikliğini bir an olsun yaşamadık. Sosyal kuruluşlar olsun. Bunların da desteğini hiç eksikliğini hissetmedik. Yani yemek konusunda hiçbir şey hissetmedik.
yardım kuruluşlarından yemek getirenler oldu bize. Sağ olsunlar, onlar da mükemmel bir çalışma yaptı. Bunu da inkar edemeyiz. Ama en son olarak şunu diyorum, hala umut var. Bu umut içimizden sönmediği süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Bu umudu hiçbir zaman kaybetmeyelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şunu da eklemeden geçemeyeyim. Lütfen yapmayın böyle şeyler. Yani buraya gelip insanların ziynet eşyalarını vesaire şeylerini çalmayın. Bizim de artık bir kırılma noktamız var. Evet, yani burada yağmacılığın da olduğu söyleniyor yer yer. Ama hani biz şunu da gördük, sizin de izlenimlerinizi siz de aktarırsınız. Yani direkt müdahale ediliyor. Tabii tabii, Allah'tan yani Rabbime şükürler olsun. Türk polisimizden, Türk askerimizden binlerce kez şükürler olsun. Hiç aman vermiyorlar. Her tarafta kendilerini hissediyoruz. Onların zaten nefesini hissettiğimiz zaman arkamızda, bizim önümüzde kimse duramaz zaten. İnşallah bu acı günler geçer. Rabbim bir daha yaşatmaz bu acı günleri bize. Böyle şeyler bir daha görünmez. Hatay'a bir daha geldiğimizde inşallah tekrardan Hatay'ın ayağa kalktığını ve tekrar eski günlerine döndüğünü görmek nasip olur hepimize. İnşallah. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Hemen ben size bir soru da ben sorayım. Siz madencisiniz, yani maden işiyle de uğraşıyorsunuz. Aslında bu işlerin de uzmanısınız. Yani kazma, kesme, diğer kürek işler, kazma, kürek işlerinin uzmanısınız. Yani burada profesyonel anlamda işte yönlendirmesiyle yetkililerin ciddi bir çalışma yürütebilecek kapasitesiniz. Tabii. Değil mi? Şimdi şöyle diyeyim, aslında bu ekip işi. Biz burada geldik ama kardeşim inanılmaz derecede, inanılmaz bir potansiyel hazırlığıyla geldi. Arabasına, kablosundan, elektrik testeresine kadar her şeyini düzenli bir şekilde. Benim yaşım şu anda 38. Bunun bilincine, şuuruna erişebilecek düzeyde değilim açıkçası. Ama birinci sınıfta bir okulda deprem dersi diye bir ders muhakkak verilmesi lazım. Bizler de ders almalıyız zaten. Tabii tabii. Muhakkak verilmesi lazım. Ne kadar bilinçli insan olursa böyle afetler yaşanmaz inşallah, ama yaşandığı zaman nasıl bir ortam oluşacaklarını bildiği için herkes önlemini daha önceden almış. Psikolojik olarak. Tabii. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ, eksikliğinizi göstermediniz. Her zaman siz de sahalarda bulundunuz. Her zaman ihtiyacı olan bir insanlara yardım ettiniz. Size de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Siz de devam edelim isterseniz. Az önce bahsetti. Arkadaşınız, abiniz diyeyim. Abiniz bahsetti. Bu işin lojistik bölümünü esas siz üstlenmişsiniz, yani evet. Oradan çıkarken siz neler söyleyeceksiniz, nasıl gelişti sizin açınızdan? Ya biz şu şekilde toparlamak isterim, hani buraya gelirken hani tamam tabii ki gelen arkadaşlar kendi imkanları dahilinde kendileri geldi ama biraz daha hazırlıklı gelmek gerektiğini düşündüm. Ali Kemal abim de belirttiği gibi bunun eğitimini gelen çocuklukta almıştık işin tuzak tarafı. Olabildiğince araçlarımıza testeresinden, maddesinden, çekicine, balyozundan, ölçülüğüne her türlü şeyimizi doldurduk. Hani bize biraz zaman kaybettiler ama bizi burada çok hızlandı. Şimdi doğrusu. Hani elimizden geldiğince buraya hazırlıklı geldik. Bunun da karşılığını aldık sahada. Ya şunu da belirtmek isterim. Umut hala var. Biz şimdi polislerle, asker arkadaşlarımızla beraber onlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Araçlarımız yüksek yol, çarpı yol olduğu için dağlara, yukarılara erzak götürmeye çalışıyoruz. Hani çadır sayısı yetersiz, ilk başta onlar temin edildi. İnanılmaz bir koordinasyon oluştu. İlk başta ister istemez bir tüketici arkadaşlarımız. Evet. Olabilir. Normalde çünkü gerçekten büyük bir afet. Ama yağmacılar, gerçekten buradaki insanların sabrını çok sınıyor. Yağmacılar gerçekten burada insanların sabrını çok sınıyor. Herkes ne yaptığını bilmez haldeydi ilk geldiğimiz zaman. Ama durum toparlandı. Bu kardeşimizle de beraber gittiğimiz zaman bir canlı kardeşimiz de çıktı. Yani hala görülüyor, hala yaşanıyor. Ama demek istediğim şu ki, hala arkadaşlar burada kalsın. Gönüllü arkadaşlarımız burayı terk etmesinler. Arkadaşlarımız burayı terk etmesinler.
Gelen erzaklar ilk başta inanılmaz yüklü geldi. İkraf, yani gerçekten israf var. Bunu belirtmek istiyorum. Bu belli bir miktarda devamlı olması gerekiyor. Burada bir ay sonra, iki ay sonra ne olacağı bilmiyorum. Yani peyderpey aslında. Peyderpey çok düzenli bir şekilde gelmesi gerekiyor. Bunun biraz koordine edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani burada o anlamda bir koordinasyonda sıkıntı var diyebiliriz. Biraz yaşandı. Gerçekten evet. Doğal olarak halkımız bir anda böyle yardıma, tabii ki doğal olarak yaşanabilecek bir şey, fazla geldi. Bir israf yaşandı. Yani bunu sadece bir anlık bir şey değil. Bir ay, iki ay, üç ay bunu da koordine bir şekilde dağıtıp israf olmadan bir şekilde yönlendirilmesi tabii ki güzel olur. Evet, evet. Evet, siz de herhalde bir şeyler söyleyeceksiniz. Buyurun siz de. Önce bir sizi tanıyalım. Ben de öncelikle gördüm abi. Ben şunu demek Şimşek Yerlalı'da şunu söylemek istiyorum. Türk milleti için ateş düştüğü yeri yakmaz, herkesi yakar. Burada işverenlerimizden ve devletimizden bir zarar gelmesin, Allah razı olsun. Biz çalışmaya her zaman hazırız ve hala yaşayan kardeşlerimiz var. Onları çıkarmak için lütfen kimse burayı terk etmesin. Hep yardımcı olalım el ele, gerekirse uyumayalım, yatmayalım, yemeyelim, içmeyelim, çıkaralım, burayı terk etmeyelim abi. Ben onu istiyorum. Evet. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz madencilerimiz çok umutlu, hummalı bir şekilde de çalışmayı sürdürüyorlar. Kararlılar, Türk milletinden aldıkları güçle buradalar ve burada çalışmaları sonuna dek takip edeceklerini, çalışmalara dair olacaklarını söylüyorlar. Gelişmeler oldukça aktarmaya, güzel haberler vermeye umarım devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Sözü stüdyoya bırakıyorum.